Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ala Resulina Muhammedin salavat 18. mektubun Filistesi var mektubatta Orada diyor ki 3 tane eser akli ve felsefe ile yazılamayacağı Eser varmış külliyatta. 3 tane eser akıl ve felsefe ile düşünülerek yazılamaz. Hangi eser? 3 tane eser. 3 tane eser akıl ve felsefe ile yazılamaz. 18. mektubun Filistin'de yazıyor. Bayram 24. mektup, 29. söz, 30. söz. Böyle bir eser. Tamam mı? Anladık mı İsa? Burada diyor ki, 29. söz ayetini okuyayım Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbim. Kulur ruhu min emri rabbi. Burada ilginizi çekti mi? Bekay ruh diyor. Sonra melaikenin ispatı, sonra haşirin ispatı. Burada bekay ruh diyor. Ama biz hep ruhu ele almışız alıyoruz. Yani ruh niye beka bulur? Kurası ediyorum bir cümleyle. Ruh niçin ölmez? Niçin beka ebede masardır? Sebebi basittir. Ruh basittir. Basit ne demek? Sokak ağzı değil bu. Terkip değildir. Kimyasal bir mesela su basit değil. H2O'dur. Bir tane hidrojen, iki tane oksijen. Yani basit demek terkip olmayandır. Terkip olana mürekkep denilir Risale'de. Ruh nedir? Basittir. Terkip değildir. Tek şeydir ama her şeydir. Zihayattır ruh. Şurada çizsem. Çizelim. Kanunu emridir. Vücudu harici sahibidir. Zi sahiplilik hayattır. zi şuurdur. Ruh. Ruh ceverdir. Bu ceverdir. Bu dört tane şey takılınca dört tane şey takılınca mahluk olur. Ruh. Ruh mahluk olur. Cevher. Aynen. Tam zi, zihaya takıldı. Zi şuur takıldı. Eklendi. Ee, vücudu harici kanun emri. Peki nedir anlatayım. Aynen. Çok acayip. Daha bir şey daha giydireceğiz buna. Zi Hayat sıfatını giydirilmiş. Şuur yani e, ilim idirilmiş. Yani şu e, ilim var ya ilim, subutu sıfat. Subutu sıfattan hayat. Şuur yani ilim. Sonra kanunu emri yani Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alemin yazılımı yüklenmiş. Kendisi nedir peki? Kulü ruhu min emri Rabbi. Rabbim ruhumdan öfledim diyor. Ceverdir. Bilmiyoruz. O şey değil, mahluk değildir daha. Terkip değildir. Ee, mesela niye ahiret var? Ee, ruh. Terkip değil. Yani ölüm ne demek? Nerede terkip varsa, yani karışım varsa çözülmesi demektir. Hatta şöyle işaretleyeceğiz de şöyle bir soru var. Kıyametin sahası nereye kadardır? Nereye kadardır abiler? Kıyamet Kıyamet kopunca nereye kadar kopacak? Ölçü şudur. Nereye kadar karma varsa, terkip varsa oraya kadar şumurludur. Kıyamet demek terkiplerin, parçaların bütünlenenlerin ayrışması demektir. Nereye kadardır? Lef-i mahve ispata kadar. Yani zıt, kıyamet demek zıtların ayrışması demektir. Celal bir tarafa, Celal bir tarafa, Cemal, Kemal. O zaman e, terkip olmayan, yani tek olan, karma olmayan, kimyasal şey girmemiş olan, onu dışarıda müdahale edip öldüremezsiniz. Ölmez o. Onun için ruha ne demiş? Ruhun ispatı dememiş 29. sözün başında. Bekay ruh. Ruh bakidir. Çünkü terkip değildir. Parçal değildir yani dünya bak bu bir parça. Bu da bir parça. A da dökülmez. Aa bu da bir parça. Parça görüyor musun? Parça. Parça, parça, bak, buna mürekkep denilir. Birleştiriyorum. Bu, bunun kıyameti kopacak. Ama diyelim ki bu tek, bunun kıyameti kopmayacak. Terkip değil. Ama, Rup. Ya, şey kıyameti, kıyameti diyor ya. O haşir meydanda o ayrı bir şey. Kıyamet değil o. De abi. Yok. Kıyamet koptu, her şey öldü dünyada. Dünya alem-i ölürken kabir ve berzahtekiler haşire atılıyor. Onlar ölmüyor. Bu kabirdeki kafirler de seyrediyor, dehşet alıyor. Kıyametin dehşetinden. Yani işaretleyeceğiz da geçiyor ya. Kafirlerin başına kopacak kıyamet diyor. E, o zaman diyor kafirler ölmüş. E, kıyamet daha var. 5 asır önce, 7 asır önce kafir öldü. Kıyameti görmedi. Görecek. Berzahtan seyredecekler alemi şehadetin kıyametini. Peki Müslüman görecek mi? Görecek. Kafir de görecek. Müslüman hayret edecek ve keyif alacak. Elhamdülillah. Kurtulduk diyecek. Kıyametin kopmasını dört gözle Müslüman bekliyor berzahta. Niye? Bitsin artık bu serüven. Haşire geçelim. Hesaplar bitsin. Sırattan geçelim. Ve bekaya mazhar olalım. Yani cennete girene kadar bize rahatlık yok. Demek ki kıyamet alemi şahadete aittir. Zıtların, karmaların, mürekeplerin ayrışmasıdır. Alem şahadette kıyamet koparken aynı anda berzahtakiler seyrediyor. Kafirler dehşet alıyor. Müslümanlar hayret ediyor. O vefat edenler. Sonra haşir meydanına şu anda hiç kimse haşir meydanda değil. Her, herkes alimi berzattalar. Tamam. İşte ruh ceverdir. Yazayım mı? Mahluk değil. Şu mahluk değil. Yani burası. Ama sonra mahluk olması için peki e diyecekler ki ruh mahluk değil, cever. Bunlar takılınca mahluk, terkip olmadı mı? Olmuyor. Çünkü hayat alemi e, şahadet cinsinden değil. Yani bu buna takılmış. Hayat subutu sıfattan olduğu için, ilim subutu sıfattan olduğu için buna takıldı. Mahluk değil, terkip değil. Kanun emri ne demek? 18 bin alem var ya, onun yazılımı eklenmiş. Sonra kudret taluk etmiş buna mahluk olmuş. Ne olmuş biliyor musunuz? O ruh Nur-u Muhammed'inden sonra diyor. İnşaat edeceğiz da. E, kudret taluk edince vücudu hariciye çıkıyor. Vücuda sahip oluyor. Neresi o? şeceri hilkat. Biz onun şu andaki muayenleşmiş haliyiz. şeceri hilkat. Sonra insana daha takılmadı. Şeceri hılkat oldu mu? Bu. Sonra ne yaptı biliyor musunuz abiler? Buna ne gider şimdi? Şu. Allah buna para parça bir glafülatif 517 sözlerden söylüyorum şimdi. Bir glafülatif bir bedeni misali giydirir. Bunun adı bedeni misali glafülatif latif, latif giydirilir. Tamam. Klafin Latifi çok konuşmuştuk. Veya konuşacağız herhalde. Ha 517'de olduğuna göre 510'dayız. Konuşmadık. Buzdolabındaki içerideki yemekteki koku dışarıya. Dışarıdaki kokular da içeri gelmesin diye folye sararlar ya. Ha böyle bir şey sardık. Sardık mavi abi? Bedene koydu. Bedene sirayet etti böyle. Bedeni He? Bedeni misali, mi bedeni misali ve glaf latif bu şey zarın adı. Diyor. Evet. Diyor ki, zaman misali, ölüp diyor. Şimdi bunu bedene koydu mu? E, ruh vefat e şey, insan vefat edince ruh çıplak mı olacak? Hayır diyor. Bir bedeni misali bir glaf latifi ile beraber çıkar. Yani böyleydi zaten bizde. Beden var, var tabi. Ama vefat ettin. Bedeni misali ve gılaf latifi giyer diyor. Zaten giymiş. Onunla gidiyor. Ruh ölmez sebebi terkip değil. Beden ölür. Tırnaktır, kemiktir, gözdür, kulaktır. Toplama. Toplama kampı burası. Ben kullanıyorum. Bak vücudumla haberim yok ki. Konuşuyorum. Bunu at gibi kullanıyorum şu an. Şu anda ben neyin hakimim ki? Nabızıma mı hakimim? Tansiyonuma mı? Neyime hakimim? Kanıma mı? Hakim? Neysi, neresi benim? G garip değil mi bu ayak? Tuhaf değil mi Hissetmiyorum. Elbise giydiği yer çekiminden, dışarıdan gelen nütruviyal dalga boylarından e efendim kuantum fiziğinin sinyallerinden kurtuluyor işte o elbiseyle. Amiant elbisesi giyiyor, itfaiyeciler yangından kurtuluyor. Glafilatif bir bedeni misali var. Şimdi ona geçersen 517'de ona ayrı bir ders var şöyle. Bir saat rahat. Dağıtmayayım. Şu anda ee, yüzümde 15 yaşında çocuk olur mu? Olmaz. 20 de olmaz. Ama bir senelik hücre var mı? Yok. 6 ayda bir olur. Peki nereme yaşlı diyorsunuz? Nereme mesela fitness yapsan, namaz hareketleri yapsan, namaz kılanın nuraniyeti olur mu? Olmaz. Yani namaz kılsan o nuranilik olur mu? Olur. Namaz kılmayıp fitness, spor yapsam o nuranilik olur mu? Olmaz. İşte o e, latif içeride var ya akıl. Aklın fikirlerini koşuya bardağı, Aklın fikirlerini, vicdanın isterini, kalbin duygularını ruhun latifine koy karıştır. Bu yansır dışarıya. Bu onu dışarıya gösteren. Bedeni misali şu. Ampul saniyede 60 defa yanıp söner mi? Ama zannediliyor ki var olup yok oluyor, yok olup var oluyor, var olup yok oluyor. Yok olduğu tekrar oluyor. Öyle mantıksız olmaz. Yok olan bitti. Ezeli ebedi daha ben. Bak var oldum, yok oldum. Var oldum, yok oldum. O yok olan bir daha gelmiyor. Anda ben yeniden yaratılıyorum. Halkın cedid. iki tane ayet var. Şimdi bak ne diyorum? Bedeni misali anlatıyorum şimdi. Bedeni misali. Şimdi ben yok oldum. Yani kudretten ilme. Yani alem-i kudret ya. Kudretten ilme. Tekrar Allah ilimden kudrete çıkartıyor. Tekrar ben yok oluyorum. Kudretten ilme geçiyorum. Şahadetten ilim dünyasına geçiyorum. Tekrar Allah beni yaratıyor. Anda ama ha Drrrr. İşte ama buradaki ben ne? Buradaki ben, buradaki ben fazla kopuk değil. Birbirine yakın. 10 sene geçse, şuradaki Hasan'la, şuradaki Hasan 10 sene geçse kopuk olur. ...sima da, ses de... ...olur mu? Olur. Şimdi ben buradayım... ...anda, saniyede... Dırrrr. ...her birine beden... ...ama... ...ikincisiyle... ...hemen an aynı ise misaldır ona... ...bire bedeni misaliler... ...yani... ...var olup yok olduklarım... ...vücutlarımın bütünselliği... ...o hep... E, ...simana, gözüne... ...her tarafa yansıyor. Ruh böyle... ...ne dedik burada... He? ağırlığı var mı yok mu? Ağırlığı yoktur. Ağırlığı da yoktur. Bu da yani çok enteresan. Hacmi yoktur. Hacmi yoktur. Şöyle diyeyim sana. Öyle e elektrikteki kabloyu demiyorum. Elektriğin ağırlığı var mı? Yaşı var mı? Kütlesi var mı? Tipi var mı? Yer içer mi? Elektriğin zamanı var mıdır? Dünü bunu bu, dünü bugünü gecesi gündüzü var mı? Elektrik nasıl bir şeydir? Dünü yok, bugünü yok yarını yok, yaşı yok, hacmi yok, kütlesi yok, cinsiyeti yok. Dişi midir, erkek midir? Wolfram, peki nedir? Wolfram telinde ışıktır, dirençli demirde ısıdır, görmediğime inanmam diyene tutturursun gebertir, katildir. İnşaatta güçtür, celas kal. Nedir? Her şey olabilen bir şeyin bir, bir şey hüviyetine girmemesi lazım. Bir daha. Her şey olabilen bir şeyin bir şey hüviyetine girmemesi lazım. Allah niye gözükmüyor? Bütün renklerin ve şekillerin sahibi olan Allah herhangi bir renk ve şekle giremez. Onların arkasında olması lazım. Kalemi yapan ben, kalemden önce olduğum için kalem cinsinden değilim. Kalemden önceyim. Kaleme de benzemem. Zamanı ve mekanı, renkleri yapanın zamanı, mekanı, rengi yoktur. Onun için Allah'ın yaşı yoktur. Zamanın zamanı aşkındır. Zamandan daha arkada. Zaman esmadır. Zaman olmayınca Allah'ın başı yoktur. Zaman olmayanın başı yoktur. Başı olmayanın lem yelit ve lem yulet doğmamıştır. Doğmayan da doğurmaz. Evet şimdi demek ki ruh mahluk değil. Ruh ceverdir. Buna ziyaya takıldı hayat. İlim, şuur takıldı. Allah 18 bin alemi yarattı. Yazılımını yani yazılımın istidadını, istidadını yükledi. Sonra kudret taluk etti. Kudret bir şey illeti tame olabilmesi için. Ha şurayı siliyorum şimdi. Işte. Bir şeyin mahluk olabilmesi için illeti tamme ille ille için üç tane sıfat gerekiyor. İlim, irade, kudret. Bunu lugatı bakarsanız yanlış bu. Lugatte dörttür. i̇lle failiye, ille gayye, gayiye, ille-i ille maddiye. Yani ilmi kelam, ilmi kelam alimleri demiş ki illeti tame dörttür. Risale-i Nur'da üçtür. Onun için lugatla kaderi çözemezsin. İlleti tahmin edemek, üçü bir araya geldi mi ister istemez mahluk olur. Üçü bir araya gelirse, gelirse vücudu harici olur. Harici sahibi olur. Yok aynı abi. Diyor ki lüzum, vücub zaruret yukarısında da söylüyor zaten ilim irade evet. kudret 400 kaçtı 476 mıydı evet, yedi. 477 sözler tamam seyir, hesabı, makar, kar, süre, gaye, Dört. Yani ilmi kelamda mahluk olabilmesi için illeyi faili, fail olması lazım Allah. İlleyi gaye, Allah'ın gayesi olması lazım. 3 illeyi maddeye, yaratacağı şeyin maddesi var mı? Bir de illeyi suriye, yaratacağı şeyin sureti olması, projesi lazım. Abi kudret mi? E, Klasikatifi olan ruhta kudret mi yok? Burada e, bu haliyle kudret giymemiş, kudret giymeyip taluk etmese ilmi vücut olur. Eğer ilim irade var, kudret yoksa mahluk olmaz. İlmi vücut olur. Kudret taluk etti mi mahluk olur. Buraya vücut alici demek kudret devreye girdi. Ama bu acayip bir şey. Ruh terkip değildir. 29. sözün başına bak ne diyor? Bekay ruh diyor. Ruh demiyor. Çünkü ruh basittir, terkip değildir. Alim şahit cinsinden değildir ki vefatında bu glafr latif nerede girmiş. Ama bak bir daha söylüyorum. Allah var iken hiçbir şey yaratmamış. İken karar verdi. Ben mahlukatı yaratacağım. Süreci anlatıyorum. Yaratacağım dedi irade. Ne yapacaksın? Şekli belli ilim, şey ilim, projesi, e, ee, İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne göre tayyun evvel oldu Nuru Muhammed'i. O çekirdek. Sonra da ondan infisal, tayun ve teşahhuslar başladı. İşte o Nuru Muhammedi'den Nuru Muhammedi o projesine Allah kulu ruhu min emri Rabbi. Ruhumdan üfledim diyor oraya. Biz nedir? O nur Muhammed'in timsali suretiyiz. Yani nur Muhammed'i güneş olsa bu ayna, aynada gözüken güneş. O onun nur Muhammed'i bizde ene. O herkese de işte o nur Muhammed'in ruhundan bize de sirayet etmiş. Peki o proje olan ruh kudret taluk edince mahluk oldu. Tırt. On şeceri hilkat oldu. Ne oldu? Arşazam Lefi mahfuz. Arş. Cennet cehennem. Kürs. Lefi mahve ispat. Kafnun tezgahı. Ondan sonra yedi kat sema. Hiç diğerleri atlıyorum. Kabir mabirleri. O kadar ufak yani. Alemi şehadet. Bir daha söylüyorum. Çekirdeği yarattı. Nur Muhammed'i. Kudret taluk ederse şeceri hilkat oluyor. Nur Muhammedi'den ilk Kabu Kavseyn, Arş Azam, Lefi Mahfuz, Arş, Cennet cen, e, Sidreti Muntaha, Cennet Cehennem, e, sonra Kürs, Lefi Mahfe İspat, Alemi Berza, Alemi Şahadet ve ben. Hepsini camiyim ben vefatında hepsini dönüşeceğim. Şimdi burada Yunus diye etkemeye büründüm. Yunus diye isimlendirildim. Çok tuhaf. Kurtuluştur. Ruh şimdi kıpır kıpır çıldırıyor. Buradan çıkmak istiyor. Neye benziyor? Odun. Kıpır kıpır çıldırıyor. Beni yakın. Beni yakın diyor. Odundaki duman diyor ki beni yakında o nur geldiğim güneşe gideyim. Çünkü odun donmuş güneştir. Buradaki nur çıldırıyor çıkartın beni. Çıkmak istiyor. Kerpetenle alamazsın nuru. Tonoyu alamazsın. Yandım piştim olacak. Yanacaksın. He, o nuru kirbitle hop alev bak. Nereye geldi? Nereye gidiyor bu? Bu heyecanlı heyecanlı. Kıvıra kıvıra geldiği yere gidiyor. Ruh öyle. Yaşasın ölüm. Hadi bakalım. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Şimdi Allah Celle Celaluhu ruhumdan üfledim diyor. Nereye üfledi? Adem'i sırfa. Neyi üfledi? Sırrı insani diyebilir miyim? Sırrı insani demiyor. Sırrı insani karıştırma. Onu sil kafanda. O yok bil. Öyle bir şey yok. Ruhumdan üfledim diyor. Yani bizim ruhumuzun kaynağı neresiydi Gafur? Ey canlı yayında olun. Size de... Arşazam, ar abi. Tamam da bizim ruhumuzu Arşazam, Azam. Tamam mahlu. Alem itibariyle benim ruhum donsa, vücut olsa Arşazam olur. Ama benim ruhum Allah'ın esmasından mı? Sıfatından mı? Şuunat-ı zatiyesinden mi? Mahiyet-i zatiyesinden mi? Benim ruhum... Allah'ın esmalarından mıdır yaratılmış? Sıfatlarından mı? şunat ı zatiyesinden midir? Mahiyet-i zatiyesinden midir? Şunat-ı zatiyeden geliyor. Ruhun içinde ne var sayar mısın bizde? Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzeh, sefki mukaddese, şefki mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddese, şer lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar mukaddese. Bu nedir? Şunat-ı zatiyeden gelmiş. Bizim ruhumuz Şunat-ı Zatiye'den gelmiş. Bedende bu. Şeceli i Hılkat'te nedir? Arş-ı Azam. Peki Şunat-ı Zatiye'nin üstü nedir? Mayet-i Zatiye. Mayet o, o işte onu bilmiyoruz. O Ama bildiğimiz şu. Allahu Alem oradan sır insanı gelmiş. Yani ene. Ene de üstün. Neyse o konumuz yok. O sil kafandan. Sır insani <laughs> boş ver şimdi. Bilmiyoruz o deli bir şeydir ya. Şimdi geçiyorum. Ee, burada geçen hatırlayacağımız bir şey yok. Hadi başladım. O zaman ben bir düz okuyayım. El asıla geçeyim. Ey melaike ve ruhaniyatın kabulünde tereddüt gösteren bir çağır adam. Ne istinad ediyorsun? Hangi hakikata güveniyorsun ki? Bütün ehli akıl bilerek bilmeyerek melaikenin manasının subutuna ve tahakkukuna ...ve ruhanilerin tahakkukları hakkında ittifaklarına karşı geliyorsun. Kabul etmiyorsun. Madem ki birinci esasta ispat edildiği gibi... ...hayat mevcudatın keşafıdır. O kadar acayip bir yer ki... 3-3 tane eser akılla yazılmadığı için... ...bu dersi kaçırmamak gerekiyor. Aklı iş değil bunlar. Biraz böyle... E, ...Allah'ın ikramı olacak bu ders hakim olmak. Allah'ın insanı lütfu ve keremi olacak. Bu e, normal bir şey değil. Öyle lugatla çözülmez bu. Tabirdir çünkü hepsi. Bunu çok okuduk şeyle. Rüştü abiyle, Hızır abiyle. Bana gazeteci diyorlardı. Her şey ağzından çıkan her şeyi yazardı. Ertesi günde 2-3 defa okurdum. Şey, okurdum ve onun söyledikleriyle düşünürdüm. Kenarlarına yazardım. Öyle pat diye derse girip sizin gibi bir kenara yazıp onu koyup ders bitti kapatma yapamazdık. Ertesi gün okurduk. Onun için bu tabirdir. Tabir hakim olmak istiyorsan biraz böyle gayret edeceksin. Bizim memlekette derler kıç istenmeden balık tutulmaz. Madem ki birinci esasta ispat edildiği gibi hayat neymiş biliyor musun? Hayat mevcudatın keşafıdır. Belki neticesidir, züptesidir. Üç tane hayat. Bütün eyle akıl mana melaikenin kabulünde mane muttefiktirler ve şu zeminimiz bu kadar ziyayat ziruhlarla ziruhlarla şenlendirilmiştir. Şu halde hiç mümkün olur mu ki şu fezay vasya şu geniş sekenelerinden oturanlarından şu semavat-ı latife mutavatinden hali kalsın. Yani burada bu kadar şeyler mahluklar olsun kesif. Daha latif olan semalar boş olsun hiç hatırına gelmesin ki şu hilkatte cari olan namuslar yani şu hilkatte yaratılışta cari olan kanun ve namuslar bak şu hilkatte cari olan namuslar şöyle diyeyim izah etmeyeceğim kalemde elmada domuzda yılan güneş hilkatte mazart yani eşitiz. Allah'ın yaratmasına eşitiz. Yani yaratılmaya muhtaçız. Ben de yaratıldım, bu da yaratıldı. Güneş de. Hilkat bu. Hilkatin en büyük gayesi. Fıtratın en yüce neticesi mi? İmam-ı Peki bu nedir? Kalemdir. Bu defterdir. Bu renkli kalemdir. Ben insanım, o güneştir. Buna hilkat denmez. Fıtrat. Hilkat, yaratılış, yaratılmaya muhtaç olan, yaratılan, mahluk olan... 20. mektubun başında geçiyor. Hılkatın en büyük gayesi, fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır diyor. Ne demek? Hılkat yaratılış. Allah herkes muhtaç. Bu da muhtaç, bu da muhtaç, ben de muhtaç. Bu nedir? Fıtrattır. Bu kalemdir, bu defterdir. Ben insanım. Fıtrattır. Onun için elma kanunu 2000 küsür tane. Dünyada bilinen elma kanunu varmış. Elma çeşidi. Benim o kanundur. Armut değil, şeftali değil. Bizim bahçedeki elma namustur. Elmadır ama bize hastır. Tipi, şekli, yaprağı, gövdesinin eni bir tamam. Hırkat eşitiz Senin fıtratın başka, benim başka. Sen de insansın, ben de insanım. Sen de Allah yarattı, beni de. Ama ben başkayım. <laughs> Vaktaniyet ve hadiyet. Hı. Filkatli cari olan namuslar, kanunlar kainatın hayatlar olmasına kafi gelir. Olur mu? Gelmez diyor. Hatıra gelmesin diyor. Çünkü o Ceyran eden namuslar, şu hükmeden kanunlar itibar emirlerdir ve mi dusturlardır, ademi sayılırlar. Bunu çok yaptık. Nasıl geçelim şu anda ilk defa duyanlara? Şöyle. In Verelim ya. E şöyle. Çünkü bu bir kopma oldu ya. Ha tamam. şöyle. Şöyle. İnsanda öyle bir sistem var ki kafadan ee, dışarıdan alabiliyor. Sıra bu, de, bu defterdir, şekil bu kalemdir, bu boyadır masadır bilmez. O otu ve suyu bilir. Dışarıdaki eşyayı tefrik edebilen ve içeriye alabilen yani bu ağaçtır, bu koyundur, bu taştır. Buna emri nispi denilir. Nispet eder. Bu değil, bu ayrı, bu ayrı. Nisbi ve ayırdı mı? Elma, armut, koyun, yaprak. Ona isim koymayı yani Somuta, soyut tanımlama yükleme insana aittir. Mesela koyunun tüyü deyince herkeste de aynı mana gelir. Koyunun tüyü somuttur. İnsanın alemine gelen manaya soyut. O somut. Somut. Me. Manisa. Yozgat. Soyut. Ma, soyutun vücudu yok. Düşüncede var. İşte elma deyince veya limon deyince. Bak sulandı daha az. Limon somuttur ama insandaki tesiri soyut. İşte bizim dışımızdaki eşyayı e, isim koymak ve Ademe Adem esma bir Adem'e isimleri öğrettik. Adem de isim verebilme özelliğine donanımına sahip demekmiş. Yani kalemdir. Sırda böyle bir isim verebilir mi? Bu kalemdir, bu kitaptır, bu bardaktır. İsim veremez. İsim isim vermek cinlere ait de değil. İnsana mahsustur. İsim, İsim verebilmek. İsimleri öğrettim diyor. Allah. Ne demek? İsimleri öğrenen isimleri öğretiyor. Nasıl öğretecek? Furkan bu kalemdir. Bu bardaktır ha. Bu da kitaptır. Bu kırmızıdır. Şimdi kapatıyorum. Furkan sana şimdi bir bardak vereceğim. Ne anlarsın böyle? Ayakkabı olur mu? Aleminde bir şey canlanmadım büyük küçük ama heh. çünkü bu bardak somut manisa somut buna yüklenen mana verilen mana senin kafandaki mana bu buna bağlı ama bu değil bardak kafanda ne oluştu bu soyuttur ona bağlıyken burada var yani bu olmasa da bardak soyut işte ve Adem'e esma külla isimleri öğrettim. Yani isim versin de öğretsin. Nesilden nesile aktarılsın. İsim verebilme insana ait. Bu özelliğine insana emrin nisbi denilir. Peki eşyaya isim verdik. Bu armutlu, bu şeftalidir. Onu içeriye taşıyacağız. Somut, bardak. Onu insanın iç alemine taşımaya, taşınmasına isim ver, tanımladığı, Fark, farklılıklar koyduk, isim koyduk, anlamlandırdık, koyduk içeriye. Bu sistemimizin adına emri nispi. İçeriye aldık. Benim örf, anane, kültür, geleneğim var. Cinsiyetim var, yaşım var. Bir sürü geçmişin kazanımlarım var mı kafamda? İsa? Var. Yeni aldım bir şeyi kafaya. Onunla harmanlarsam değiştirdim. İşte dışarıdan alınanları içeride harmanlama özelliğime emri itibari denilir. Emri itibari. İnsan emri nisbi ve emri itibariye sahiptir. Tamam. Peki emri nisbi ile emri itibari koysam tayin pekmez karıştırır gibi. İkisinin ceminin adı nedir? Vaidi kıyası olur. Bu kadar kolay. Peki ne kolay? Kardeşim bu kızımdır, bu karımdır, bu kocamdır, bu arabadır, bu şeydir. Eşya somuttur, realitedir, nefsilemirdir, kudret taluk etmiş. Ama eşim deyince kafamda oluşan kudret taluk etmemiş ilmi vücuttur. İlmi vücuttur abiler. Bunlara emrin nisbi denir. Hafız teşekkür ettim. Sağ olasın. E, sağ ol. Yeşil çay ha. Tamam mıyız? Emri itibari emrin nisbi oldu mu? İnsan kültüre doğan bir sanat ilahidir. İnsan nereye doğar? Vanlısın ya Mehmet. Örf, anane, kültür ve gelene doğar. Muş muydu? Van. Van sen ne Van? Vay maşallah. Demek ki nerede biliyor musun orası? Örf, anane, kültür ve gelene doğarsın. İçine doldun. Senin elinde yok. Oraya doğdun mu sana yükleme yapmadı mı? Senin oranı, örfü, ananesi, kültürü vesairesi. Sana etki yapmadı mı? Ya. Yaptı. İşte geldim bu dersleri vesaire falan yaparken aldığın dışarıdakileri iç aleminde de dışarıdan aldığın gibi değil. Harmanlıyor içeride. İşte insanın ikinci bir meziyeti hiç kimse de yok. Meleklerde yok. Alabilme Eşya te, te, tek tekler yapıyor. Anlam yüklüyor, içeriye alıyor, harmanlıyor, yeni bir şey yapıyor, buluş yapıyor. Bunu yaptım akıl, vicdana gönderiyor, o his oluyor. Kalbe gönderiyor, duygu oluyor. ruha gönderiyor, latife oluyor. Ee, kal kalbe gönderdikten sonra duygu olunca böyle teveccüh edersen, kalpteki duyguyla, Akıldaki tefekkür birleşirse tefekkür olur. Yeni bir mana doğar. Hiç alakasız. Allah Allah dersin. Yataktan fırlarsın. Yeni ilham. Kalbe ilham. Sezişler. Doğuşlar. Tamam mı? İlhamat. Sunuat. Tuluat. işarat, Rumuzat. Mertebelidir bu. İlhamat bak ilham, işarat, rumuzat, telvihat doğuyor. Doğmalar çeşitli. İnsan olmak güzel bir şeydir ya. Gel bunları duymadan sıf araba yap, bine yap, daire yap, cebine para doldur, vefat et git. Kazandığın ya elin çocuğu yiyecek ya elin kızı yiyecek. Oğlum varsa elin kızı gelecek o yiyecek. Kızın varsa vereceksin birisine elin oğlu yiyecek. Sen de başa dasin. Hesap aşağıda vereceksin. Lan ahiretleri ahirete ya. Yani bunu duymadan ölme demek istiyor. Duymadan. Çünkü o ceyran eden namuslar şu hükmeden kanunlar itibar emirlerdir. İtibaridir bak. Yani vücut haricileri yok kanunların. Mesela bak. Yer çekimi kanunu. Var mı böyle bir çeken bir şey burada? İtibaridir. Bununla bununla kıyas ediyoruz. İşte mama tabakasının yoğunluğu yüksektir. Bunun özgür ağırlığı ile mama tabakasının özgür ağırlığı arasındaki fark. Eskide öyleydi. Şimdi değiştirmişler yer çekimi kanunu. Mama tabakasının özgür ağırlığı ile kalemin özgür ağırlığı arasındaki fark onu yere çeker. Eskide öyle derlerdi. Şimdi şimdi öyle demiyorlar. Eşyanın üzerine kuantum fiziğinin baskısı var deniliyor vesaire. Yani madde Elektron. Eski de elektron protonun etrafına dönerdi. Şimdi hem dalga hem tanecik hareketleri var. Evet bir daha okuyorum. Çünkü o cerran eden namuslar şu hükmeden kanun itibarenler. Yani kanunların namusların vücudu yok. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde bir adam öldürmenin cezası kanun kaçtır? 15 sene. Kanun mudur? Kanun. Polis olmasa, emniyet güçleri olmasa o metin, kanun insanı hapseye koyabilir mi? Yok. Kanun ya. Metin işte itibar emirlerdir, vermeyi usturlardır. Vurucu vucu darici yüklenemez kanunlar. Kanun sisti, sisteme verilen isimdir. Şöyle diyeyim taş suda batar, tahta suda üzer. Çünkü suyun özgül ağırlığı bildir, tahtanın ise e, sıfır küsürdür. O zaman tahtanın özgül ağırlığıyla suyun özgül ağırlığı arasındaki fark tahta yukarıdayı tutar. Ona demişler ki suyun kaldırma kanunu. O zaman suyun kaldırma kanunu nedir? tahtanın sıfatı ile suyun sıfatı arasındaki ilişki ve çelişkilerine verilen isimdir. İnsan isim verebiliyordu ya. Bu kalemdir. Bu kitaptı vardı. Kanun işte eşyaların arasındaki, eşyaların sıfatları arasındaki ilişki ve çelişkilere verilen isimdir. İsimdir kanun. Suyun kaldırma kanunu. Bak bir de söylüyorum. Taş özgül ağırlığı birinin yuk yukarısında olduğu için suda batar. Tahtayı suya koyarsın, bu da koyarsan yüzer. Sebebi bunun özgül ağırlığı ile suyun özgül ağırlığı arasında fark var. Suyun özgül ağırlığı birdir, bunun özgül ağırlığı sıfır tam onda beştir veya altıdır. Onun için bu yukarıda yüzer. Buna ne demişler? Plastik tahta suda yüzer. Bu nedir? Kanundur. Suyun kaldırma kanunu. Şimdi kanun dedi beşer. Ne, ne demek istedi? Plastik ve plastiğin sıfatıyla suyun sıfatı arasındaki ilişki veya çelişki taş dibe gitti bu çelişki. Plastiğin özgür ağırlığıyla suyun özgür ağırlığı arasındaki münasebet sıfatları arasındaki münasebete verilen isimdir. Soyut kavramdır. Soyut kanun. Vücut alicisi yok. Somut değildir. Kalem gibi değildir. Bak Buradan çeken bir şey mi var? Veya buradan iten bir şey mi var? Soyuttur. Yani e, mevhum. Yani isim verilmiş. Onun için ne diyor? O ceiran eden namuslar, şu hükmeden kanunlar itibari emirlerdir ve midusturlardır. Adem'i sayılırlar. Nefsül emri yüklenemezler. Yani kanunlar bunu yapamaz. Şöyle diyeyim biraz daha suyun kaldırma kanununu düşünün. Düşünüyor musunuz? Düşün. Su yok. Dünyada su yok. Suyun kaldırma kanununu nereye koyacaksınız? Koyun bir yere. Toprağa koyabilir misiniz? Suyun kaldırma kanunu. Koyamazsınız. Taşa koyar mısınız? Koyamazsınız. Ağaca. Ha, suyun kaldırma kanunu suyla beraberdir. Suyun kaldırma kanunu suyun sıfatıdır yahu. Su yokken suyun kaldırma kanunu yoktur. Suyla beraber vardır. Suyun sıfatı, suyun sıfatı ıslaktır. Son mayıdır. Sonra rengi yoktur. Islatılamaz. Bir bardak suya okyanus bile ıslatamaz. E bu suyun sıfatıdır. Suyun sıfatına verilen isimdir kanun. Peki suyun kaldırma kanunu sudan önce olmayacağına göre su yokken o zaman suyla beraber varsa sudan önce olmayacağına göre suyu yapan suyun kaldırma kanunu değildir. Suyun kaldırma kanunu sudan önce olamayacağından suyu yapan suyun kaldırma kanunu değildir. Kanun mekan ve madde, mekan ve madde de ceyran eden sistemin adıdır. Mekan ve maddeden önce kanun yoktur. Zaman da yok. O zaman maddeden önce kanun yoksa maddeyi yapan kanun değildir. Mekanı kaldırın. Maddeyi de kaldırın. Yerçekim kanunu olur. Suyu kaldırma kanunu, sesini yayılma kanunu. Kanunlar olmaz. Kanunlar mekandaki maddenin, maddelerin arasındaki ilişki ve ilişkilere verilen isimdir. Yani vehmidir. Burası anlaşıldı abi. Şurayı da bağladın mı şimdi daha önce? Bitiyor. Bitti. o tam şimdi asıl bağlayacak değil mi <laughs> burayı? Vehmi dusturlar adı mı sayılırlar. Oraya bağlayayım? Onları temsil edecek. Ha onları temsil edecek. Ha, buraya bağlamak için geldim. <laughs> onları bak. Bu kalemleri yer çekimi. Tahtayı suya batırmayacak. Onları temsil edecek. Onları gösterecek. Onların dizginlerini elinde tutacak. Melaike denilen ibadet, Ibadetullah olmasa o ha tobe ibadullah, i̇badullah olmasa o namuslara o kanunlara bir vücut tayin edemez. Bir hüviyet teşahhus edemez. Bir hakikat harici olamaz. Halbuki hayat bir hakikat hariciyedir. Vehmi bir emir hakikat hariciyeyi yüklenemez. Demek ki eşyayı bu şekilde tutan melaikedir. Çünkü bu kumdan yapılmıştır bu bardak her bir kum tanesini diğerlerine bağlayan, bunu tutan, bunun müekkel melaikesi aynı böyledir. Budur. Şöyle düşün. Madde nedir diyor fizik? E eşittir mc kare. Madde yoğunlaşmış, donmuş enerji midir? Ne demek şu? Buz nedir? Donmuş sudur. Su nedir? H2O'dur. H2O nedir? Enerjidir. Enerji nedir? esirdir. Esir nedir? Madde hayattır. Madde hayat nedir? Aynı hayattır. Gördün mü? Aynı yerdeyiz. Ahiret aynı yerde. Bak buz e, sudur. H2O'dur. Ama aynı yerdeyim. Bak bir yere gitmiyorum. Buzdur. Sudur. h odur Enerjidir. Esirdir. Madde hayattır. Aynı hayat. Aynı hayat. Cennet yani. O zaman bu buz nedir? Alem şehadet nedir? Alemi gaybinin üzerine tenteneli perdedir. Buz gözükürken aslında cennetteki hakikattır. Şu alemi şadet, alemi gayb. Yani cennet cehennemin üstündeki örtüymüş. Buz suya örtü olduğu gibi. Yani buz nedir? Suyun donmuş halidir. Dünya nedir? Cehennem ve cennetin donmuş halidir. Tayyip Pekmez'i getir, karıştır. Başka bir şey olur. Cehennemi getir, bunun içine koy. Cenneti de koy, karıştır. Dola bırak, koy dondur, dünya olur. Ha, demek ki eşyayı tutan, şu şekilde gösteren melektir. Demek ki onlar temsil edecek, onları gösterecek, onların dizginini elinde tutacak. İşte kök, kökteki elementleri yukarıya kim taşıyacak dizginini? Melek. Sonra burada bunu kim tutacak? Melek. Sonra bunun içsel aleminde elektronlar var, o da melek. Enerji yani. Yani cahil insan der ki ya bu adam ne anlatıyor? Bardaktır ama eğlene söylüyorum. Kum değil midir? Bardak kumda yapılmış. Peki kum E eşittir mc kare değil midir? Enerji eşittir. Kütle çarpı ışık hızının karesiyle. Yani donmuş enerjidir. Doğru mu? Doğru. Enerjidir ama kuantum fiziğidir. Kuantum fiziğidir ama esirdir. Esirdir ama oraya kadar geldi daha bilim. Esire kadar. Şimdi bizden sonra gidiyor. Biz gidiyoruz. Maddi hayattır. Maddi hayattır. Yani berza. Sırat köprüsüne kadar maddi hayat. Ma maddi hayattır ama aynı hayat. Cennetteki hayat için usta diyor. Aynı hayattır, maddi hayattır. Nerede geçer? Sözler 108'de. Sonra der ki o bir daha çay iç. Burada vücut tayin ed edemez diyor ya. o <laughs> ustara. Şimdi mesela diyelim ki yer çekimi kanunu. Oradan ver. O zaman melek olmasın. Hiçbir, 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 şey hiçbir şey varlık sahasına çıkamıyor. Ya bilim diyor ki bu bardak diye görmeyin diyor. Donmuş enerjidir. Ne yani enerjiyi nasıl tutacaksın bilmiyoruz diyor. Bu enerji midir? E, nasıl tutacaksın bu şekilde? Kal şey inşaat kalıpları yok ki. Beton atacaksın. Kalıp yaparlar sonra harç dökerler. Peki soruyorum. Bu harç dökülürken buna kalıp yaptılar. Bunu nasıl tutuyor şimdi bu bu halde? E bu elektronları, protonları birbirine nasıl kim bağlıyor? Yani kaldırma kuvveti de melekken, melek yapıyor. Melek iken kaldırma kuvvet demiş insan. De, i̇nsanoğlu öyle demiş. Allah razı olsun. Asla melek yani. melektir. Evet. Kanun dedikleri şey melekmiş. Kaldırma melektir. Yani. melektir o. Aslında abi... melek zemininde gerçekleşiyor. Melek düşüşüyor. melek. melek. O suyun tahtasını oraya yüzdüren, suyun kaldırma kanun evet. dediği her şey melek. Melek temsil ediyor. Evet. Yok, o gözüken tahta. Ama onu tutan, tutan o olan vücudu şu, şu nokta abi. Meleğin üzerinde vücut buluyor da biz bilebiliyoruz. Evet. Melek evet. yoksa aslında melek o zaman burada ne işte hani Meleği eşyadan çıkarırsanız maddeden enerji çıkarmak gibidir. Bunun hiçbir şey yok. Ne anladın burayı? Bak Hasan abi şöyle yok abi siz Bak. Diyor ki mucize da harici geliyor. Her biri sureten cami şuursuz iken gayet hayat e, hayat karane ve şuur darane vazifeleri ve tespitleri var. Evet. Cami şuursuz ama gidiyor topraktaki element gidiyor sanki aklı var veya içtim. Sanki aklı var. Nereye gideceğini gidiyor. Nereden biliyor? Ben daha navigasyon olmasa gidemiyorum başka bir mahalleye. Bir şey demiştim ben şimdi Anladım mı dedim Şimdi bu maddeden enerjiyi kaldır. Ne olur madde? Ne oluyorsa eşyadan melaikeyi kaldır o olur. Enerji melaikidir ya. Kum, bardak kumdur. Kum enerjidir. Enerji demek melektir ya. Kuvadır der lügatta. Kuva enerji. Şuurlu enerji. Ondandır ki İnsanın düşünceleri, niyetleri eşyayı değiştirir. Mahiyet eşyayı değiştirir. Mesela bugün diyorduk o maddenin bile katı bile madde değişiyor insan. Ee, ne konuşuyorduk ya bir bugün? Sirke, sirke. sirke. Sirkeyi koydunuz sirke olurken yanında kim ne yaparsa etkileniyormuş. Acı mı, katı mı, rengi mi? Sirke değişiyor. İşte Demek ki kanunlara bir vücut yani gerçi vücut tayin edemez. Yani vücudu yok. Kanunlar ve mi emirlerdir? Şey, büyük abi. alem mülk, alem şahadet o meleken timsalleri, haneleri, mercitleri hükmedirler. Evet. Hem mülk hem de şahadet. Evet. Yani melek ya. Şey evşi melek. Donmuş melek ya. Evet. Ama bilimsel söyleyeyim. Madde donmuş enerjidir. Biz de donmuş melaikedir. Tırnak uzuyor parmak uzasa. Parmak uzasa ne olur? Şimdi tırnağı kestim. Parmağı nasıl keseceğim? İnsan uzasa, devam etse. Alemi ve me mülk me melekut arasındaki ince bir folyo gibidir melek. Peki abi yani, şeyi an anlamak adına soracağım da şimdi bir e bir surette bir şey var. Bir de e surette olmayan boyutları var bu işin. Arka tarafı. Ha, arka tarafı var işin tabiri caizse. Bu melaikenin e bir Gördüm işte bardak melake dedik. Donmuş melek ama. Tamam donmuş hali dedik. Onu temsil ediyor. Gözüküyor. Vücudu bu. Onda gözüküyor aynı. O zeminde gözüküyor. Evet. Bunun artık atom kısmı var. Daha da arkaya gidiyorsun. işte o kuantum noktaları vesaireler var. Oralarda farklı melakeler mi yok? Yok. Tek ruh, bir mi ruhaniler var orada. O zaman tek bir melake bunu temsil ederken. Tek değil. İşte bunun sertliğin. Işte bardağını. Yani tekliğini, şey sertliğini, saydamlığını melekleri temsil ediyor. Yani nihayetsiz. O zaman bir tane değil yani. Ne Hı. bir tanesi, sonsuz. Temsil eden orada. Ondandır sonsuz ki. Var, evet. evet, ondandır ki. Bak yapayım. Gidiyorum inşaatta çalışıyorum. Terledim. Gidiyorum marketten pirinç alıyorum çocuğuma ve ben yiyorum. Çocuğun karakteri düzgün. Gidip aynı pirinci çalıyorum. çocuğa yediriyorum karakteri bozuluyor. Pirinç aynı. Niye çocuğa ateş yapıyor? Çünkü pirincin e, atomunda proton elektron var. Bilim der ki protonla elektron arası boş. Şu anda geldik. Kuantum fiziği diyor ki boş değil. Duman var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ustad diyor ki madde niyet ve nazar kişinin niyet ve nazar enfusidir. Haldir. Enerjidir yani. Pirinç çalarken veya pirinci satın alırken insandan çıkan enerji pirincin proton elektron arasına giriyor. Pirinci değiştiriyor. Yani hırsız haleti hissi protonla elektron arasındaki o boşluğa giriyor. Pirinci maddesini değiştiriyor. Mayete şey değiştiriyor. O çocuk da onu yiyince çocuk hırsız oluyor. O da hırsız oluyor. Ne diyor ustad? Niyet ve nazar mahiyet eşyayı değiştirir. Bakış, göz adamı parçalıyor. Adam niye gözden parçalanıyor? Ha düşüyor. Onlar da vücudu değil. Yok göz işte. Vücudu değil. Adam parçalıyor. Adamı yutuyor. Mesela bizim köyde var şöyle. Me beni gördüğü zaman mutlaka ben bir şekilde ben bir ayet hükürsü okudum aldı. Ayağımı bir yere vuracağım ya. Yani. Ama başkası olsa herhalde bir tepe takla gidecek. E, gaflete daldığım zaman ayet kürsü okumasa huf, yapıyorum. Tesir etmiyor. <laughs> Ama yani hep herkesin şahit olduğu göz. E nasıl parçalanıyor? Nasıl çat diye bardak kırılıyor? Nasıl oluyor? Nazar. Sonra niyet onun içine giriyor. Pirinci değiştiriyor. Devam ediyor. Bir hüviyet teşavvüs edemez. Bir hakikat harici olamaz. Halbuki hayat... Hüviyeti daha önce yapmıştık da değil Aklında var evet. mı abi? Evet evet. Hüviyet nedir abiler hüviyet? Nüfus cüzdanı var ya hüviyet cüzdanınız yok mu? Sende haber verir ama sensiz sensiz o e, hüviyet cüzdanını düşün olur mu? Hani melaike hüviyet gibidir. Madde yani bir madde var bir de hüviyeti var. İşte hmm. madde aslında, aslında hüviyeti bu mu oluyor Gördünün. bu, gö, bu madde de hüviyet bu. Hmm. Ama burada me bu melek aslında. Hüviyet cüzdanı bu. Hmm. İşte hayat bir hakikat haizciyedir. O zaman melektir. Hayat da melektir. vemi bir emir yani düşüncede var olan bir bilgi hakikat haricinin kendisi olamaz ki hakikat hariciye yüklensin. Yani düşünce orada mahluk a orada ben bir, bir kazan olmasını istedim. Oldu mu? Vehmi. Vehmi bir emir. Ağaç olsun. Hani nerede oldu mu? Hakikat harici yüklenemez. Ama hayat bir hakikat haricidir. Yani canlılıktır. Başka nedir? Histir, duygudur, latifedir, şefkattır, muhabbettir sevktir, memnuniyettir, iftihardır, hayat. Ama atom cinsinden midir şefkatin? Şefkat var mı Şef Furkan sende? Var. Kaç kilodur? Hiç tipini merak ettin mi şefkatin? Nasıl bir tipi var? Nasıl bir model? Hakikat harici değil. Yani ilmi vücudu var. Bir sürü insana verebiliyorsun. Verebiliyorsun. Eksilmiyor da. Eksil. Gösterebiliyorsun asıla geldik. Burada duralım. Allah'ım bütün nur talebelerin, bütün Müslümanlar, bütün nur talebelerin bizi dua edenleri, biz dua ettiklerimizi, söz verdiklerimizi, hak hukuklarımız olan kimler varsa Allah'ım, Ramazan'da oruçluyken ya namazda, ya ders dinlerken, ya ders yaparken al canlarını. Veya en iyisi ne güzel olur. böyle namazda. Ama beni abi hani ders yaparken herhalde gitmek gitmek hoş olur ya. Ben Ama biz keyfimizi düşünüyoruz. Hizmet var. Ne vefat etmesi? Ya Rabbi devam ettir. El Fatiha. Ya Rabbi. Evet. Dersin şahsı manevisi, kutsiyeti ve şahsı, Risale'nin şahsı manevisine hasıl olan şahsı manevi, şahsıl olan şahsı manevinin hürmetine İslamiyet'e, Müslümanlara, Gazze'ye ve dünyada biladi İslam nerede varsa Müslümanlara Ya Rabbi bu hakikati ta'ayun ve teşahhus ettir. Yardım olarak göster. Onlara kuvve kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviye, öteki düşmanlarına vahşet, dehşet, evan ve panik ver ya Rabbi. Onlara dönüştür bu dersi ya Rabbi. Evan, beyin, vesvese, panik. Müslümanlara kuvve kutsiye, kuvve-i ulviye, maneviye nasip eyle ya Rabbi. Ve ahirde vahum en Rabbil alemin el-Fatiha.